Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina selavat. Şimdi lemalar 147. sayfada 19. lema İktisat Risalesi'nde merkezdeki ayet Kullu veşrebu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyin. İsraf ile böyle yeme içmede değil de konuşmada, hayalde, düşüncede, organlarını maddi ve manevi organlarını yerinde kullanmamak veya yerinde kullanmak. Şimdi bu ayeti İbn Sina nasıl tefsir etmiş? İbn Sina internetlere girdiği zaman görürsünüz ki 600 sene Avrupa'da tıbbın merkezinde olmuş. Avrupa üniversitelerinde 600 sene tıp bu okunmuş. Avrupa'yı derken her peygamberin mucizesi kendi kavmindendi. Şöyle. Mesela o o zamanda revaçta ne vardı? Musa Aleyhisselam zamanda revaşta gündelik hayatta sihir büyü vardı. Musa Aleyhisselam'ın da mucizesi o cinsten geldi. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne vardı? Belagatçılar vardı, beliyiller vardı, güzel konuşanlar. Kağıt kalem olmadığı için geçmişi geleceğe götüren böyle kayıtları ...hafızalarında yazarlardı, çok iyi konuşurlardı. Belagat imamlarıydı yani. Beli, çok güzel konuşurdu. Kur'an da o cinsten mucize olmuş. Kur'an'ın içerisinde... ...Bedirzan Hazretleri, nihayetsiz ama... ...öne çıkan 40 tane... ...icaz-ı manevisi var. Manevi mucizesi var. Şimdi, İsa Aleyhisselam'ın da konuğu değil. Geldiği asır ve kavmi... ...Revaş'ta tip vardı, tip. E, Revaş'ta insanlar ilgisi oydu. Mesela şimdi... Piyasada ne var? Üç tane şey var. İnsanların nazarında cazip üç tanedir. Bir, hayat-ı dünyevinin temini. Dünya hayatını en lüks yapmak. İki, siyaset merakları. Üç, felsefe merakları. Felsefe deyince okuldaki felsefe değil. Aristoteles değil, Sokrates değil. Nedir bu? Bana göre diye başlar. Olayları, hadiseleri, hatta dini, hatta kendisini, hatta ahireti, hatta Allah'ı bana göre diye başlıyor. Bu felsefeyedir. Yani çok ilgimi çeker. Topa bir defa vurmamış. Toptan anlamaz. Maç sohbetini yapar. Nenindesi yok. Oturur bana göre diye başlar. Bu işte felsefeydi. İsa Aleyhisselam'ın geldiği kavim ve o kavimde öne çıkan şey en çok mergup meta. Yani en çok merak edilen şey arkasına koşulan tıp. İşte İsa Aleyhisselam'ın da mucizesi o cinsten gelmiş. O cinsten geldiği halde Avrupa'da işte Roma ve Bizans şeyi kabul etmiş. İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiş. Dolayısıyla oraya gitmiş. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın tıp da o cinsten geldiği için i̇bn Sina'nın bu kitabına 600 sene Avrupa temel tıp olarak okutmuş. i̇bn Sina. Bu malumatı verdikten sonra bu insan, bu adam Tıp hakkında ne diyor sizin mesleğiniz hakkında? Şöyle diyeyim. Diyetisyen yetişiyorlar. Efendim piyasada kan grubuna göre tedavi, kan grubuna göre gıda. Kan grubuna göre diyet. Bunların ne kadar tuhaf, ilginç olduğunu göreceksin. Allah Resulü'nün zamanında Ey ashabım, ey Ali, senin sıfır grubu LH pozitif. Ey Osman, senin A grubu pozitif. Ey Ebu Bekir, şudur diye sen bunu ye, bunu ye dememiş. Peki nedir doğrusu olan? Her kafadan ses çıkıyor. Yani kan grubuna göre. Bu insanların çoğusu, bu işte meşgul olanların öğreten de öğrenenin de %70-80 arası psikolojileri bozuk. Hangi psikoloji? Bizim psikoloji değil. Yani kilo sorunu ama hasta olacağım. Aman ha şunu yiyeyim aman onu yemeyeyim. Bu noktada psikolojileri takıntı. Acayip acayip garip garip şeyler. Psikolojisi bu noktada bozuklar. Onu yemem. Hayır onu o kadar hatta öyle insana duymuşum ki tartıyor. Hayır diyor süt yemiyor. Niye? Sıfır grubu RH pozitif. Et diyor gece gündüz. A grubu bakıyoruz ki hiç et yemiyor. Fe subhanallah ya. Resulullah zamanında deve sütü içerlerdi. Deve yavrusunu da yerlerdi. Şimdi i̇bn Sina alakalı bak ne diyor. İslam hukemasının çok bilgili filozofu yani. Eflatun'u ve hekimlerin şeyhi. İslam hukemasının Eflatun'u. Eflatun, alem, şey, Hristiyan dünyasında Aristo gibi. i̇bn Sina kimmiş? Hekimlerin şeyhi. Başka filozofların ustadı. Bu zat dahi meşhur. Ebu Ali İbn Sina yalnız tıp noktasında küllü ve bu ve la tusrifu. Cemaatet tibbe fil beyteyni cema ve husnul kavli fi kasril kelami ve kallil in ekel bade eklin ve ve şifa u fil inidami ve leyse ala nüfusi eşeddu ala, ala min idkali taami ala Hatta ne demek biliyor musun bak. Yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum satırla. Sözün güzelliği kısalığındadır. Onun için ben kısa söyleyeceğim. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme şifa azımdadır. Peki yediğin zaman az ye. Azın ölçüsü ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu hadiste söylüyor. Midenizi üçe bölün. Üçte biri havaya, üçte bir çalışmasına, üçte biri de doldurun. Peki yedin az, vakit az ye. Hangi cins? Yani onu izah ediyor. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Ölüyorsun ki hamal gibi. Evet yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye, vücuda ve mideye en ağır ve yorucu hal neymiş? Tam tam üstüne yemektir. Yani yemeğin üstüne yemek yemek. Haşiye dipnotu. Yani vücuda en muzir nedir? Muzir en bela nedir? Şunu yeme, onu yeme. Yemek değil muzir olan. Başa bela, bedene bela olan yemeğin cinsi değil. Nedir ya? 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek. Bir çekirdek dahi yersen mesela mide yemek yedin. Tam işte salgılamalar başlayacak. Hesaplar yapılmış. Faaliyeti geçti. Haydar, bir çekirdek daha attın. Bu ufaktır demez ki mide. Beyin de öyle demez. Bu sefer o hesap bozuluyor yeniden hesap yapıyor. Bu sürü salgılamalar ek yapılıyor. Bu sefer mide hastalıkları başlıyor. Diyor ki yani vücuda en muzir 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezüz için lezzetlenmek için mütenevi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. Mesela ni, niçin çok çeşitliyorsun? Lezzet ondan da lezzet alayım ondan da. Allah Resulü diyor ki yemeği doymadan sofradan kalkın şifa asımdadır. Tek çeşit yemek yiyin. Bediüzzan Hazretleri yemek işte yedikten sonra işte ne olacak? 5 gün iftar ve savuru 5 kaç miligram diyor. Unuttum ama şöyle çok az 1 miligramla çorba ile şey yapmış hatırlayamadım. Diyor ki yemek yedi değil mi? Su içecek. Yemek yedi dükkanı kapattı saate bakarmış 2 saat geçmeden su içmezmiş. 4-5 saat geçmeden yemek yenilmez. Ama başka 2-3 çeşit yemek yenmez. Sen o diyetle ulaşacağına yok o çeşit tek çeşit ya kolayca hazmedeceğin ya 4-5 saat geçmeden yeme 2 saat geçmeden su içme. Bu işte tıbbı a sana kiloyu a sana diyet.